Ah, merhaba arkadaşlar, Birle Olat Slatı'nın yeni bir bölümünde de hepiniz tekrar hoş geldiniz efendim. Ben Deniz Erdem Gören, Öl ya da Öldür, Codename Twins ya kod adı ikizler oluyor sanırım. O oyunu çekiyoruz yani Öl ya da Öldür serisine devam ediyoruz. Ee, kulağım sağır olacak yakından müzik sayesinde bilgi okuyalım. Hemen okuyacağım çünkü müzik hala devam ediyor. <laughs> 11 Eylül 2001'de tarihin en büyük saldırısı düzenlendi. Önceki oyun... Aa, o da 2001'deydi ama hangi tarih olduğunu hatırlamıyorum. Amerika'nın birçok yerine yolcu uçaklar düşürüldü fakat bu durumdan en çok etkilenen kuşkusuz New York oldu. Kahramanımız önceki görevinde Mission Los Angeles'ta yani. New York'a da uğramıştı. Burada elde ettiği başarıdan sonra tatile çıktı fakat döndüğünde bir şeylerin eksik parantez ünlem olduğunu gördü. Evet, parantez ünlem olduğunu gördüm. Bir süre sonra elde ettiği başarılar nedeniyle hükümet tarafından yeni bir operasyon için tekrar vazifeye atıldı. Görev ise gayet basitti. Usama Bin Laden'i ölü ya da direyle geçirmek. ye Bu sefer bayağı zor olacak muhtemelen. Kontroller. Kontrollerde bunlar, evet. Tekrar bakayım. Sola gitme, sağa gitme, ateş etme, ya. çalıştırma. Fikris modunda ileri geri gitme. Tamam, oyun dondurma. Güzel. Zero Point özel. Özele girebiliyor muyum? Zero Point bir Macromedia Flash 4 kullanılarak DLL Game Studios tarafına hazırlanan bir macera oyundur. Bir Türk oyunu olarak iddialı olmasını, eğlenceli içeriğine ve Flash platformunda bile çok şey vaat etmesine borçlu. Arka plan görüntüleri 3D Studio Max ile özenle hazırlanıyor. Her ortam önce modelleniyor, ardından kaplamalar ve ışıklandırmalar ile mümkün olabilecek en güzel hale getiriliyor. Oyunun arka planları el çizimi yerine mekan tasarımı ile ön planda. Bu yazlar yazılırken Zero Point yapım aşamasındaydı. Amatör bir Flash oyunu olan Öl ya da Öldürün ardından Zero Point çok şey vaat ediyor. Oyunun yapımcısı Typhoon Tuna bu oyunda da başarı ve şöhret elde edemezse istifa edecek. Helal olsun cidden ya. Uğraşmış. Muhtemelen eğitim bölümünü oynayacağız. Evet. Yer Los Angeles Federal Polis İşletmeleri. Abi çok güzel. Günaydın ajan. İlk olarak temel kontrolleri öğreneceksin. Sola gitmek için de sağa gitmek için A tuşunu kullanmalısın. Şimdi sağa yürü. Sola gitmek için D, sağa gitmek için A. Abi tam ters. What the fuck <laughs> beni beyin pörtledi ya <laughs> sanırım güzel şimdi kapıdan geçerek size atman bölümüne git unutma istersen alt tuşu ile tekrar sola gidebilirsin hmm. Güzel yani oyunu kendimiz seçebiliriz nereye gideceğimiz çok iyi şimdi masaya doğru ilerle Bu da mouse ile etkileşim modu çoğu zaman bir aracı almak için veya bir şeyi açmak için bu modu kullanacaksın. Ekranda gördüğün cisimlerin üzerine tıklayarak onlar hakkında bilgi alabilirsin. Hazır olduğunda silah al. Silah, resim, bardak şu boyut. <laughs> Hadi bakalım. Bir bardak içi boş. Yey. Şarjör dolu baretta. <laughs> Counter Strike oynayan bir çift baretta mıydı? Evet. <laughs> Şimdi ise hedefe doğru ilerle. Hedefe ilerleyelim bakalım. Burada silah kullanmayı öğren. Silah hedefe doğrulduğun an space tuşuyla ateş edebilirsin. Şimdi bunu dene. Karşıdaki hedefe ateş et. Ye. Yeah. iyi İyi iş kal. Şu anda göreve gitmek için bütün bilgilere sahipsin. Artık gidebilirsin. Görev seni bekliyor. Tabii istersen kalıp biraz daha atış denemesi yapabilirsin. İşte bu! <gülüyor> <gülüyor> Yeni bir mesajınız var. Yeni görev. Nick McFlorin. Keşke ismini değiştirsen. <laughs> Selam Hasan. görüşmeyle uzun zaman oldu. Her neyse uzatmadan konuya geçmek istiyorum. Bildiğin gibi geçtiğimiz günlerde New York'ta birçok kere tarihin en büyük saldırısı düzenlendi. Şüphelendiğimiz kişi ise Usama Bin Laden. FBI bu kişiyi bulana büyük para ödül veriyor. Ayrıca başkan dahil herkes yapılacak görev yapılacak görev dedim pardon. <laughs> Yapılacak operasyon için sen uygun gördü. Afganistan'a varır varmaz operasyon başlayacak. Gitmen gereken yerlerin, yerlerin çoğu belli. Yeraltı tünellerinden gizli terk edilmiş kasabalara kadar birçok yer ve kavurucu sıcak seni bekliyor. GG. Silah olarak ise standart baretta kullanacaksın. Başarılar ajan. Abi süper bir ajanız. Ve pistol alıyoruz ya. Afganistan. Hadi bakalım. Yerel saat 08.10. Güzel. Sabah. Sabah severim. Güzeldir. Vay be 3 boy harika cidden Uğraşılmış Hadi bakalım Ben market edeceğim yine O tarafa gitmeme gerek yok Yoldan geçersek ağzımıza tükürecekler Aa eve bak Aklıma uzak diyar geldi Ne yapacağım şimdi Şurayı inceleyelim Ahşaptan yapılmış bir güneşlik Yukarıdaki pencerelere çok yakın Bir kutu Üzerine çıkarsam belki dedi ve çıktı. Keşke kapıyı inceleseydim. Keşke. <laughs> şu bardağı inceleyelim bakalım. Bu bardağın içinde bir şey var. İnceleyemiyorum. Çok güzel. Çok güzel. Alevi. Bununla kapağı açabilirim. O yüzden alıyorum. Evet açtık. Bilgi. Nick McFlurin gidişi buldun değil mi? Güzel. Sanırım e abi çok basit bir görevdi. <laughs> Sanırım esas görevim burada başlıyor. Aşağıda birçok askerle karşılaşacaksın. Önemli olan seni gördüklerinde ihbar etmemeleri. Eğer bir şekilde senin varlığın ortaya çıkarsa bütün operasyon mahvolur. O yüzden dikkatli olmalısın. Şu anda tüm bilgimiz bu kadar. Uydudan gelen fotoğrafları değerlendiriyoruz. Ayrıntılı bilgiyi ilerledikçe sana vereceğiz. Başarılar ajan. Devam action space'e bas. Basalım duvara bak. Sanki birisinin midesine girmiş. Ah! İhbar etme, değil mi? Ye! Yeah! Çok kaslıymışsın kardeş. Keşke yeşil giyinmesen. <laughs> Abi o nasıl <laughs> o nasıl bir kost Bir dakika, bir dakika geri gidebiliyor muyum? <laughs> Gidemiyorum size. Abi bu ne? Şunu inceleyeyim. Güzel bir bitkiye. Fakat burada ne işi var? Şuraya bakalım. Aha bak burada ne var her zaman. Ha açalım. Yeah. <laughs> Bilgi Nick McFlurin. Evet şimdi geldik esas konuya. Bin Laden kesinlikle buralarda bir yerlerde. Belki uzun araştırmalar sonucu bulacaksın. Belki de bir an karşına çıkacak. Bu iş belli değil. Önemli olan daha önce sana söylediğim gibi varlığını kimseye belli etmemen. Şimdi sana verdiğimiz bıçağı kullan. Kullanırken ekranın üstünde bir çizgi göreceksin. O çizgide limit biterse düşman seni görür ve bütün operasyon sona erer. Tek yapman gereken sessizce ilerlemen. Elimize yeni bilgi geçerse seni mutlaka buradan ee, haberdar edeceğiz. Başarılar hocam. <laughs> Çok fazla paragraf. Gerçi opositinde daha çok yoruluyorum ama burada birilerinin karşısına çıkma ihtimali çok yüksek. O yüzden şimdiden bıçan çıkarsan iyi olur. Space tuşuna basarak çıkabilir çıkarabilirsin. Güzel. Şimdi ilerle. Karşına biri çıktığında arkasından sessizce yaklaşıp öldür. Yazıyordu galiba. Geçtim ama. Hadi bakalım. Bıçak kullanmak için buraya tıkla. Buraya. Ha. <laughs> Harika çıkardın. Bütün cidaytların böyle sessiz olsun. <laughs> Şimdi ilerle. Hadi bakalım. Çok sessiz. Kahretsin. Hocam keşke yeşil giyinmeseniz ya. Şu bardağı alabilir miyim artık lütfen. Susadım. Yukarıda bir boşluk var fakat tırmanmak için çok yüksek. O zaman bardağı... Bardağın... Bardakla tırman... Neyse. Bir sandalye tırmanmak için bunu kullanabilirim. Ama tanrım bardak sandalye bak baban. Püf. Neyse. Hadi bakalım. <laughs> ne lan? ben de delirdim. Son durum. Nick McFlur. Çok iyi ilerliyorsun Özcan. Sana güvenmekte haklı olduğumuzu bir kez daha gösterdin. Ne yazık ki durum gittikçe ciddileşiyor. Zaten her zaman ciddi değil miydi? Neyse. Usama Bin Laden yaptığı açıklamada Amerika'ya yardım eden bütün ülkelere karşı savaşacağını bildirdi. Zamanımız gittikçe azalıyor. Şu anda iki görevim var. Usama Bin Laden'i ölü ya da diri ele geçirmek, sığınaktaki kimyasal silahları bulmak, Barretta'nı kullanmaya devam edebilirsin. Başarılı Özcan. Eyvallah. Abi çok karanlık. Bir çakmak. Oh my god. Ha, FPS modunda ilerleyebiliyordum da öyle. Oh my god. Abi çok güzel ya. Çok gerçekçi. Ya of. Harika. Hmm. Buna direkt vurmuyorlar en azından. Önceki oyunda çok şey oldum o yüzden. <laughs> Karşıdaki duvara havaya uçurman gerek. Bunun için sana verdiğimiz mini patlayıcıyı kullanabilirsin. Sadece yerleştir ve uzaklaş. Hadi bakalım. Patlayıcıyı space ile yerleştir. Düşünsene. Böyle görev esnasında komutan arıyor. Ağır çekim bu arada harikaymış. Oh duvara çarptı. Efekt güzel. Cidden. <laughs> komutan diyor. Space ile bombayı patlat. Komutan ne diyorsun falan. Neyse. Görevini böldüğüm için üzgünüm Ajan ama bir sorunumuz var. Bulunduğun civardaki teröristler senin varlığını tespit etmiş durumdalar. Patlattığımız için tabi. Eminim bu haber bir Laden'e ulaşmamıştır. Zaten zaten zaten. Senden haberi olsaydı şu anda yeni bir saldırıyı başlatmıştı bile. Yeni bir konu, konuğumuz var. Adı Mikail ya da Mikhail. Kendisi yarı Arap yarı Amerikan. Oha. Yani hangi tarafa destekliyor? Başarılı bir terörist komando. Yani hem anti terörist hem terörist. <laughs> Demek istediğim yakında onunla karşılaşabilirsin. Bu yüzden hazırlıklı ol. Ya yani karşılaşmam iyi mi olacak kötü mü? Anlayamadım ama neyse. Sis güzelmiş kardeş ya da su. İnşallah çökmez. Lütfen çökmesin. Lütfen. Abi. Ha bu karşılaşacağım adam yeni mesaj abi görev esnasında nasıl mesaj geliyor bir, bir dakika kardeş okuyayım falan mı diyorum <laughs> işte Mikael Bin Laden'in yardımcısı kendisi çok başarılı bir dövüşçüdür o yüzden dikkat etsen iyi olur boss gibi bir şey o zaman ya da mini boss yapman gerekenler şunlar aslında o kadar zor bir düşman değil sadece sıradan askerlerin aksine ani saldırılar yapma yeteneğine sahip yani quick time eventlar olacak <laughs> Burada tek yapman gereken sana saldırdığında space'e basarak geri kaçmak. Bunu yaptığında oksa bir sürede yine boşta kalacak. İşte bu kısa sürede yine space'e basarsan onu öldürebilirsin. Yes! Çok kolaymış. <laughs> Hakikaten. Harikasın. Hedefe gittikçe yaklaşıyorsun. Yakınlarda bir yerde kimyasal silahlar olabilir. Araştırma devam Kimyasal silah. Kardeş seni itip keşke suyu atsan. Canlanacak gibi duruyorsun da. Neyse sağlık olsun. Gösterdiğim performans harika. <laughs> Çok seviyorum seni. <laughs> Hedefine gittikçe yaklaşıyorsun. Kimi asal silahları bulduktan sonra laden'i zaten bulacaksın. Sana güveniyoruz görevine devam et. Herif bir gazı veriyor. Ama nasıl gaz veriyor? Yani ben hayatımda böyle gaza gelmedim. Keşke komutanım da böyle olsa. Keşke benim komutanım da böyle olsa. <laughs> ya da her neyse duygulandım. <laughs> İnanamıyorum. bir yeni bir saldırı başlatmış bile. Beni çok iyi dinle dostum. Gördüğüm bilgisayarda nükleer roketin New York'a uzaklığı gösteriliyor. Bunun rotasını belirlemek senin elinde. Gördüğün 6 numara roketin gideceği rotayı planlar. Sakın yanlış bir şey yapma. İyi düşün. Sadece bir hakkın var. Bu bir hakkı galiba iyi kullanamazsam oyuna atmaz inşallah. Yani değil mi? <laughs> Bu numaraları öyle bir sırala ki roketin rotası değişsin. Fakat yanlış bir şey yaparsan New York kartadan silinir. Cici. Keşke space basabilsem Ne yapacağım hiç anlamadım Abi Hmm Belli bir sürem var Anlamadım ki <laughs> Ah fuck Yes Harika abi hiçbir şey yapmadım ki. <laughs> <laughs> Rastgele bastım. Harikaydın oğlum. Başardın. Saldırıyı durdurdun. İnanılmaz biri olduğunu daha önce söylemiş miydim? Herif bize şu an neyse. <laughs> Her neyse konuyu dağıtmayalım atmayalım. Ortakta kimyasal silah falan yok. Bir tane vardı o da az önce iptal oldu. <laughs> Ama hala yakalaman gereken bir laden, laden var. Bir an önce bul onu. Hadi bakalım. Cici. İnşallah karşıma çıkmaz bir anda. Yoksa jumpscare yapacağım. Dead asansör. Oh my god. Yeni bir mesajınız var. Tehlike Nick, Nick McFlurin aman tanrım işte o Ladin'le karşı karşı karşıyasın ve elinde shotgun var. Burada gerçekten dikkatli olmasın mutlaka siper olarak saldıracaktır. Eğer başarabilirsen onu siperden çıktığı an Space Lever ama geç kalırsan o seni vuracaktır. Abi çok güzel. X-ray. <laughs> Abi çok iyiydi. <laughs> Buna inanmayacaksın ama laden binayı bir patlayıcı yerleştirmiş. Ne ne ne. Ve kendini de tetik olarak kullanmış. Yani demek istediğim patlayıcı senin Laden'i öldürmenle aktif hale geldi. Cici <laughs> bir an önce oradan çık. Kaç kaç kaç. Kesin ayağımla tutacak tutmadı ölmüş lan Oh my god Laden o kadar gerçekçiydi ki <laughs> Korktum Tut beni Hah İşte böyle koçum benim Puf Hadi lan patla Hah <laughs> klişe Neyse, başardın. Kimsenin yapamadığını yaptın ve başardın. Ye. Yeah. Şu anda Amerika'nın tamamı seni konuşuyor aslanım. eh artık televizyona çıkarsan bizim de adımızı söylersin. Nick Wet benim yeğenimdir. <laughs> Şaka bir yana, görevinde göstermiş olduğun başarıdan dolayı kutluyorum seni. Gerçekten harikaydın. Bundan sonraki hayatında sana başarılar dilerim. Bay bay. O zaman Tekrar çağırmazsan sevdim. İstediğiniz bölümü oynamak için ana menüde bilgi bölümüne girin. Daha sonra fotoğraftaki yürüyen 3 adamdan ortadakinin kafasına mouse'u yaklaştırın. Keşke tamamını olmama okuyabilseydim. Hazırlayan Tayfun Tuna. Yes. Best animasyon. Öl ya da öldürü destek olan herkese teşekkürler. Arslan ben teşekkür ederim. Boyunun yapım tarihi Kasım 2001. Oyunda öldürmüş olduğunuz Usama Bin neden? halen şu anda aranıyor ve FBI'nin en çok aradığı 10 kişiden birisi. Bulana 50 milyon ödül verecek. 50 milyon dolarımı alabilir miyim? <laughs> Doğum yılı 1957. Doğum yeri Suudi Arabistan. Boy 6.4 ile 6.6 arası. Cinsiyet erkek. Belli. Devam <laughs> Action Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Mario.